Valla eskiden mesela şundan bir 14-15 sene, 16 sene önce yani mesela terzide çalıştığımız zaman bazen haftalarca eve gitmiyorduk. Yani mesela haftalarca gün boyu böyle dükkanda çalışıyorduk. Yani bazen yemek bile yemiyorduk, böyle fırsatımız olmuyordu. Şu an ise mesela bakıyoruz yani ancak yani ya yemeğimizi çıkarıyoruz ya da çıkarmıyoruz mesela. Daha önceden yani haftada 100 tane, 150 tane takma elbise dikiyorduk. Şimdi ayda ya bir tane çıkıyor ya bir tane çıkmıyor. Yani iş 15 sene öncesine rağmen bayağı bir düşmüş yani. Şimdi bu aralarda mesela Ramazan nedeniyle de bayağı bir işler düşmüş. Durgunluk var böyle. Bayram önceleri valla şu an mesela Ramazan ayındayız. Bir 15-20 gün durgunluk bayağı bir var. Ondan sonra mesela son 3 gün 4 gün böyle bir yoğunluk başlıyor yani. Yoğunluk başlıyor işte, biz de öyle yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Yine Allah'a hamdolsun yani yine işlerimiz yani yine binlerce şükür yani iyidir yani. Öyle işte. Yani mesela böyle olması zaten iyi değil yani. Mesela bizim işimiz de ölmeyen bir iştir yani, ölmeyen bir meslektir. Ama yani şu an günümüz içerisinde bakıyoruz, her tarafta bir terzi açılmış mesela. Yani her bir adımda bir terzi vardır. İşte bu da bizim batışımıza böyle engel oluyor yani. Batışımıza böyle sebep oluyor. Zaten biz de terzilik de zaten şöyle bir şeydir. Mesela bir birikim yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Sadece karın tokluğu olur yani. Başka hiçbir şey değil yani. Önceden tekstil diye bir şey yoktu mesela. Önceden sadece terziydi mesela, terzilerdi. Yani Diyarbakır'da kesin yani 50 tane terzi vardı, yoktu. Şu anda mesela bakıyorsun 2000 tane, 3000 tane yakın terzi var. Eskiden millet hep hazır mesela dikiyordu. Halkımız hep hazır şey takma elbise falan terzilerde dikiyordu. Dikimlerini terzide yapıyordu. Şu an ise mesela hazır çıkmış. Yani daha uygundur fiyat, daha hesaplıdır. Herkes oraya yöneliyor yani. Tekstilin çıkması bizim mesela işlerimizi. Yani şöyle söyleyeyim, onda birine düşürmüş yani. Yani hayatımız terzilikle geçti. Şu anda yani eskiden ustalarımızın yanında çalışırken terzilik iyiydi. Yani şu anda gittikçe artık tamirat işine, takım elbise eskiden dikiyorduk. Şu anda artık tamirat işiyle uğraşıyoruz. Şimdi eskiden fazla bu hazır takım elbise yoktu. Ondan dolayı getiriyordu, ustalarımız kumaşlar falan getiriyordu. Güzel de yani el işi, göz nuru yani yapıyorduk. Vallahi yaklaşık 20 yıldır yani düşmüş. Artık yani takım elbise dikmiyoruz. Yani senede bir takım elbise, o da zaten kurtarmadığı için tamirat işine giriyoruz. Yani artık terziler tamiratçı olmuş. Valla sebebi maddi şeyden kaynaklanıyor. Yani bir takım elbise şu anda konfeksiyona gittiğin zaman 100 milyondur. Ben bir takım elbise şu anda diksem 300-350 milyon el emeğimi alırım. Ondan dolayı maddiyattan kaynaklanıyor. Ya tekstil vardı, değil ki yoktu, o kadar fazla etkili değildi. Yani 20 seneye yakındır artık gittikçe işlerimiz şey oldu. Ondan dolayı artık tamirat işiyle uğraşıyoruz. Eskiden bayrama ustalarımızla çalışırken, yani sonra da bizde de olan oldu. Yani yaklaşık 1,5 ay bayrama kala takım elbise almıyorduk. Artık şeyimiz doluyordu, sipariş çok oluyordu, yetiştiremiyordu. Gece 2, 3'e, 4'e kadar da çalışıyordu. Şimdi zaten saat 10 oldu mu dükkanı kapatıyoruz. Tamirat işi yani, eskisi gibi yok. Terzilik öldü. Tabii, eskiden mesela ustalarımızda çalışırken 5, 6, 7 tane çırak vardık, çalışıyorduk. Şu anda ben çalışıyorum, tek başıma çalışıyorum. Yani tamirat işi olduğu zaman odur yani.